Senettin bugün ikisi günü niye yapmıyorsunuz ödemeyi? Biz de ödeme bekliyoruz. Abi bu üçüncü dördüncü tarihlenmem olmaz mı? Ağustos dediniz, Eylül dediniz, Ekim dediniz. Abi toplum şimdi Kasım atıyoruz. Bu kanallar çıkacak abi. Bütün parayı bu iş artık olur. Valla bütün kanallar yatırdım. Bütün kanalları aç izdi abi. Burada 1 lira. Burada başlık olarak büyük bir borcum var. Hepimiz mağduruz, hepimiz mağduruz. Sen de mağdursun, biz sana ödüyoruz. Kardeşim ama ben borcu aldım. Borcu aldım da sana ödüyorum. 400 milyar gibi para yatırmışım yani. Aynı şekilde benim eşim dostum da var bunun. Parayı eyvallah. 400 milyarlık bir para var. Ben abi altın bozdurdum. Benim şu an 25 bin lira kaybım var. Bu kaybımı kim karşılayacak? Ben dolar bozdurdum. Bir abi olmadı. Çünkü 10 aydır. Her ayın sonunda bizi ödeyeceğiz dedi. 11 ayı. Bizim bu adama güvencimiz ne diyecek, sağlığımız da kalmadı. Abi inancımız kalmadı. Ama paramızı ne zaman? Sen ne söyledin? 10. ayın sonu dedi. 10. ayın sonu dedi. 10. ayın dedi. Şimdi geldim dedi. 11. ayın. Başında verilmiyoruz diye. Vereceğiz diyorlar. Hayda atlatılıyor. Vereceğiz diyorlar hala. Şimdi bizi Umre'ye götüreceğiz diye bizden para topladılar. Romanlar Federasyonu. Neresinin federasyonu? İznik Kocaeli Federasyon. İzmit. İzmit Romanlar Federasyonu. Bizden para topladılar. 400 milyar kadar bir para topladılar. Yaklaşık 9 ay, 10 aydan beri bizi oyalıyorlar. Bizim paramızı geri iade etmediler. Bütün dernekler ve bütün kuruluşlar giden herkesin mağduriyetini giderildi ama bizim mağduriyetimiz giderilmedi. Bizim paralarımız geri gelmedi. Her ay başka bir aya atıyorlar. Bu ay değil, önümüzdeki ay mağduriyetimizi gidereceğiz. Ondan sonraki ay gidereceğiz. Ondan sonraki ay gidereceğiz. Ama 11 aydan beri hiçbir mağduriyetimiz giderilmedi. Bizim paralarımızı geri vermiyorlar. Biz çok mağduruz yani bu konuda. Bizi oyalama taktiğiyle bizi bekletiyorlar. Yani biz paramızı istiyoruz. Bizim en kısa zamanda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ben 28,5 milyar para verdim. Sadece evet, sadece ben 28,5 milyar para verdim. Benim paramda herhangi bir, yani şu andaki kaybım nereden baksanız 35 milyar, yani 35 milyar olmuştu şu anda benim param. Yani benim param hala onlarda yani. Hala kullanıyorlar mı, ne yapıyorlar, ne ediyorlar belli değil. Yani vermeyeceğiz de demiyorlar ama hep başka bir yere atıyorlar. Yani bizim artık güvencimiz kalmadı. Hiçbir şekilde bir şey kalmadı. Biz devlet yetkililerine sesleniyoruz yani. Bizim paramızı bir şekilde yani bunlardan alsınlar yani. Sağ ol, teşekkür ederim. Nedir sıkıntınız? Mağduruz ablacığım. Çok zor şartlar altında sıkıntılarla gitmek istedim. Allah'ın evine gideceğiz diye o kadar sevindim ki. Ama mağdur olduk. Arıyoruz, bu ay başı verilecek. Bir dahaki ay verilecek, bir dahaki ay verilecek. Şimdi en son konuşmalarını duydum. Mahkemeye verin. Mahkemede nasıl bu hikayeyi oyalayacak? Bunlar büyük bir vurgun yaptılar. Benim 8 bin lira kardeş. 8 bin liramı aldılar. Mütalip Bey'e verdim. Nereye gitmeyi düşünüyordunuz? Umre'ye gidecektim. Eşimle beraber ikimizin parası 8 bin liraydı. Verdik işte Şubat ayının başında verdik. 10 ay oldu. 10 aydır hiç paramızın geri dönüşümü yok. Bu ay şu ay atlatıyorlar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gidiyor. 16 bin lira param var. Umre'ye gitmek için 16 bin lira ödeme yaptım. Benim kuzenim ekstradan 9 bin lira, dayım 9 bin lira, diğer kuzenim 12 bin lira. Toplam bizim 50 bin lira ödememiz var. Biz Umre'ye gideceğiz diye para ödedik. Biz borç aldık, altın, dolar, onları bozdurup Allah'ın evine gitmek için para verdik. Ne zaman bitecek mevzuları? Ne zaman oldu bu? 10 aydır sürüyor. 10 aydır her ay Eylül dediler, Ağustos dediler, Ekim dediler, Temmuz dediler, Haziran dediler. Bütün aylarda hep ertelendi. Şu anda Kasım. Ya şöyle bir durum var. Aslında biz bu Romanlar Federasyonu'na tanışma sürecimiz 1,5 sene önce bir arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. O zamanlar Umre'ye gitmek istiyorduk ve onların da öyle bir organizasyonu vardı ve yine gittik. Sonradan işte eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlara da vesile olduk. Ağlayan Gözler Kursal Topraklar'da bir sosyal sorumluluk projesiymiş. Türkiye sorumlusu Ahmet Çokyaşar, Romanlar Federasyonu zaten konfederasyon başkanı kendisi. Böyle bir proje yürüttüklerinden ve bizlerin de hani hoşumuza gittiğinden uygun fiyata gittik. En son 100 kişilik bir Umre grubumuz vardı. Beraber gitmeyi hedefliyorduk. 28 Mart'ta gidecektik, gidemedik. İşte pandemiden dolayı kapıların kapandığını, işte Türkiye'de biliyorsunuz kapıları kapattığından dolayı gidemedik. Gidemeyen insanlar da doğal olarak, haklı olarak paralarını geri iade etmek istediler.
Bunlarla görüştüğümüzde işte pandemi süreci, paralarını iade edemiyoruz, farklı yerlere ödeme yapıldığı ve işte belli bir çark sisteminde hareket ettiğimizden dolayı paraları şu anda ödemeyeceklerini, bize Eylül-Ekim tarihine bir taahhütname yapıldı ve taahhütname gününe kadar para ödenmedi zaten. Taahhütname de zaten yaklaşık 3-4 gün önce geldi ve yine ödenmeyeceğini söylediler. Yani belli bir miktar paraların olmadığını, yapılan ödemelerin de geri alınamadıklarını söylediklerinden dolayı biz de mağdur otomatikman insanlar haklı olarak paralarını istediler. Evet, parası var. Totalde bizim şeye federasyona 380-400 milyara yakın para ödendi. Şu an normalde 150 kişilik kafileydi ama 120 kişinin parası aşağı yukarı ödenmiş oldu. Totalde Türkiye bazında zannımca 300 kişilik bir grup var gidemeyen. Bursa'da 100-120 kişi arasında bir grup var. Zaten hiçbirisi parasını alamadı. En son zaten bir taahhütname ve senet verilmişti. Senet ve taahhütnamenin tarihi geldiği halde ödemelerin hiçbiri yapılamadı. Yapılamadığından dolayı az önce kendisini mağdurlarda aradığında görüştü. İşte biz belli bir süreç işletiyoruz. Bu süreç son neticesinde Kasım sonuna vereceğimizi söylüyorlar ama yani belli bir süreç geçtiği için insanlar da doğal olarak inançlarını yitirdi.